الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بلا بركة الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Kuz bir yeri hikmetler kardeşlerim, malum olsun ki hac aylarının içine girmiş bulunuyoruz. Şu anda Zilkade ayı haram aylardan kumlete layık aylardan birisinin içine girdik. Zilhicce efendim hac ayı zaten yani 9'u Arafat, 10'u bayram efendim. Daha sonra Muharrem. Madem yeni senemiz bu da efendim hürmete layık bir ay. Haram aylardan. Bir de Recep ayı var. O tek başına üç ayların başı. Bu üç haram ayda birbirini takip eden efendim hak ve hürmetine riayet edilmesi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tarafından istenen aylar. Dolayısıyla bu mübarek ayın içinde mübarek bir makamda efendim burada bulunuyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bu ümitlerimizi, sohbetimizi hayırlara vesile eylesin. Ve buradan ayrılmadan her birerlerimizin mağfiret ümmetine ilahe eylesin. Amin. Bu anda Antalya'dan gelen hocalarımız, kardeşlerimiz var ziyarete. Ziyaretten kabul etse. Efendim, Ankara'dan gelen kardeşlerimiz var. Efendim, ziyaretten kabul etsin. Ve bu sohbetler onları ve bizleri müstetik etsin. Perşembe günkü sohbetimiz Anadolu İkmanı üzerine, İkman üzerine olumlu tesirler yapmış. Elhamdülillah. Kardeşlerimiz efendim nasıl bir katkımız olur, hizmetlerimize nasıl yardımcı olabiliriz diye böyle yönetene bize aradılar. Sağ olsunlar, Allah sizlerine vermesin. Biz de dua istedik. İnşallah efendim biz İstanbul İkman olarak bu işleri başarırız. Sizlerin de duası bizlere yeter dedik. İnşallah Cenab-ı Hak yapmayı murat ettiğimiz hayırlı işlerde bize muvaffak eylesin. Şerli şerli işlerlerde bizleri bırak eylesin. Malum olduğu üzere önceliğimiz Ümmü Sinan Hazretleri'nin dergahının efendim hisselerini almaktı. Bunun için bir çalışmamız var. Bunun için bu günün öncesinde ilkinden sonra zakirlerimiz ile gelen kardeşlerimizle malum onların çoğu şu anda burada toplantı yaptık. Bu toplantıda da şöyle bir karar aldık. Bir anket gibi bir forum düzenleyelim. Bunu kardeşlerimize dağıtalım. O kardeşlerimiz o anketlerden 3'er 5'er tane alsınlar. Çünkü bu anda cumartesi sohbetlerimize yeni başladığımız için okullar açılma döneminde beraber bu sohbette hemen hemen bu ilk yani yaz ayında ilk sohbetimiz başladığımız için belki gelmeyen, haber olmayan kardeşlerimiz var. Bizim de bir dahaki perşembeye kadar vakti geçirmiş olabiliriz diye hemen şimdi kardeşimiz az evvel gördüğünüz bir anket formu hazırlamış. Ondan çıktı alacak. Arkadaşlarımıza dağıtacak. Burada olanlar hemen işaretleyip oradaki sorulara cevap verirler. Yani efendim ve bilahare yanımdan 3-5 tane alıp arkadaşıma da götüreyim diyenler yanımda götürür. Bilahare en kısa zamanda arkadaşlarımıza efendim ulaştırıyor. Onlar da o bilgileri değerlendirerek efendim bu kurbandaki çalışmaları, kendimiz çalışmalarında kimler katkı sunacak, kimler vakit ayırabilecek onları tespit ederek inşallah önümüzdeki mukadder hizmetlere bir hazırlık yapacaklar. Dolayısıyla bunu ihmal etmeyelim. Hemen çıkışta 5-10 dakikanızı almaz. Hemen böyle bir okuyun, bir
işaretleyin, arkadaşlarımıza verin. O arkadaşlarımız da onları değerlendirsinler. Burada gelinmeyen arkadaşlarınızı da o formlardan fazla canlı götürürsünüz. En kısa zamanda arkadaşlarımıza ulaştırırsanız onlar da bunu bir şekilde değerlendirirler inşallah. Şimdi kardeşlerim, malum olduğu üzere ayın 28'inde Ankara'dayız. Ankara'da bir iki düğünümüz var, davet var. Ve Kıbrıs köyünde yapılan Babil'deki ikinci katı bir dergah üyesine sokmuş kardeşlerimiz. Oraya gidip bir açılış gibi burada bulunacağız, dua edeceğiz. Bilhare 29'unda Çorum'dayız. Çorum'da Yakup İpek Efendi'nin seneyi devriyesi yapılacak. Efendim oğlumuz hatta İpek ailesi hazırlık yapıyorlar. Müsait olan kardeşlerimiz pazar günü orada bulunurlarsa efendim o sohbetten, bereketten efendim istifade ederler inşallah. Bu arada bu Anadolu'dan bu kermes vesaire çalışmalar için ne yapacağız diye kardeşlerimiz oldu. Onlar da efendim bir şekilde bize bu ayın 20'si ile 30'u arasındaki kermesimize efendim oralardan böyle bir takım himmetler, yardımlar yaparlar ise efendim bir şekilde oradaki kardeşlerimizin hizmeti daha güzel bir şekilde ortaya çıkar. Bizim genelde adetimiz bu. İhbarımıza tavsiyemiz de bu. Tüp gelmesine vesaire gelirken bir şey getirecekler, giderken bir şey alıp götürecekler. Böyle bir adetimiz var. Böylece bizler de inşallah yerimizin yeri olan efendim Ümmü Sinan Hazretlerinin dergahını inşallah dergahımıza katacağız. Onun dergahına katılacağız. Ve böylece İstanbul'umuzun merkezi, İslam'ın da merkezi olan Eyüp Sultan Hazretleri'nin kurduğundaki dergahımıza kavuşacağız inşallah. Dolayısıyla Cenab-ı Hak şimdiden muvaffak eylesin. Yapmış olduğumuz hizmetlerde bizleri utandırmasın inşallah. İlahi o 29'unda döndükten sonra birkaç gün istirahatle 3'ü veya 4'ünde hac yolculuğumuz var. Hacca geçeceğiz. Aşağı yukarı şu anda bir 20'ye yakın bir kardeşimiz gözüküyor. Efendim bu arada efendim işçi vizesiyle alımlar için bitti. Tek kardeşlerimizin içinden gelmek isteyenler olursa acilen efendim fazla gecikmeden bu kafileye katılabilirler. Yoksa bizler orada sizleri temsilen inşallah 20 kişilik grubumuzda orada efendim hac menasikini yapacağız. Arafat vakfesine durup sizlere dua edeceğiz inşallah. Allah'ım eğer ruhsat verirse, nasip ederse inşallah. Şimdi kardeşlerim malum olduğu üzere İbrahim İpek Efendi'nin divanını cumartesi günleri şerh ediyoruz. Beşi sırada efendim zikir yapıyorduk. Yine aynı sanki efendim Perşembe günkü usulün bir tekrarı gibi oluyordu. Benim şu anda gönlüme gelen o ki yani bu anda Fethullah kardeşimizin de aramıza katılmasıyla beraber inşallah pazartesi günü üniversite nakil görüşmeleri falan yapılacak. Eğer onda da muvaffak olunursa bundan sonra bu efendim günü bir meşk günü gibi düşünün. Bu divan sohbetinin nihayetinde bu sohbetin akabinde de böyle Uşak-ı Tarifat'ın ilahilerine, kasidelerini geçelim. Onların yapmış olduğu, çünkü şu an haftanın 4 günü şu anda eğitim çalışmaları yapıyorlar. Kardeşlerimize ilahi kasideleri efendim geçiyorlar. O çalışmalarını göstersinler. Arada bir de bizim efendim ilk dervişlerimiz var, divan söyleyen kardeşlerimiz var. Onlar da bizim dedelerimizin divanlarından seslendirsinler. Bu literatürümüz de unutulmasın, yani kaybolmasın. Aşağı yukarı burada biraz vakit darlığından dolayı ihmallerimiz oldu. Yani dedelerimizin divanı söylenmeye unutulur oldu veya o feyiz ve muhabbetten kopmalar söz konusu oldu. Dolayısıyla efendim onu da o eksiğimizi de tamamlayarak o divanlardaki nasihatleri, oradaki hakikatleri de şöyle meşk ederek
İnşallah dolu dolu bir böyle zikir ve sohbet meclisini oluşturmak istiyoruz. Arada bir yine tabi cezbe gelir, esma vurulur, muhabbet olur, efendim kasideler söylenir, efendim mendiller vurulur. Böyle bir meclis böyle hayalinde bu inşallah muvaffak olur. İnşallah Mutlulah kardeşimiz de efendim bu işi devam ettirir, o arzu ettiğimiz mevzu zuhur eder. Öylece inşallah böyle bu işler devam eder diye düşünüyoruz. Cenab-ı Hak inşallah şimdiden efendim muvaffak eylesin. Şimdi 38. divanı geçiyoruz. İnşallah iki haftamız var. İki cumartesiniz olur mu bilmiyorum. Gitmeden, hacca gitmeden önce bu 40. divanı da efendim tamamlayabilirsek efendim ikinci 20 divanlık mesele de biter ve Gülzar efendim bu Hüseyin efendinin divan şerhinin ikinci ciltinin basım işlerine kardeşlerimiz geçer inşallah. Biz gayret edelim ve inşallah Cenab-ı Hak muvaffakiyet versin. Gitmeden önce gerekirse bir perşembe gününe ders alarak veya efendim bu üç divan kabul, bugünden sonra iki divan oluyor. Önümüzdeki cumartesi de buradayız. Ondan sonra bir denk gelen bir vakit dilimizde inşallah efendim son divanı da 40. divanı da şerh eder. Ondan sonra bu ikinci kitabın istikrarı da bitmiş olur. Onun basımından sonra artık dönüşümüzde de efendim ikinci, üçüncü 20'lik divanı şerh ederek son 4. ciltte 80 küsur tane divanla 4 ciltlik bir eseri Uşak İhvan'ına inşallah bu divan şerhlerine kavuşturmuş oluruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Gül aşığı bülbül hardan incinmez. Nur aşığı pervane nardan incinmez. Aşıklar sever Mevla'yı zardan incinmez. Zikreden Mevla'yı sevilmek için. Yani bu dervişlik kardeşlerim malum olduğu üzere kolay bir meslek değildir. Aşk ve muhabbet mesleği efendim aşk ve muhabbetin getirdiği cevri cefayı çekmeyi gerektirir. Dolayısıyla bir insan eğer aşık ise aşık olduğu nesneye ve objeye karşı efendim içinde bir iştiyak var ise ondan zahirde de batında gelecek her türlü sıkıntıya tahammül etmesi aşığın, aşıklığın şiarındandır. Dolayısıyla burada da İmam Pek efendim eğer bir insan güle aşık ise güle aşık ise ve bülbül ise, güle aşık ise ve bülbül ise hardan, yani efendim gülün dikeninden incinmez. Gül aşığı bülbül hardan incinmez. Eğer güle aşık ise bir adam, güle karşı bir sevgi ve muhabbeti var ise onu koklarken, onu okşarken veya o gül bağına girerken, girdiğinde efendim o gülün dikenleri ona batsa da efendim ona bir hasar verse de veya canını incitse de o hiç efendim buna kulak asmaz ve o efendim belki de bu ağrısı, o sızısı, o efendim inletisi ona daha büyük bir haz verir. Malum olduğu üzere tasavvufta gül efendim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın teşbihidir. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tasavvufta tasavvuf divan edebiyatında remzi güldür. Efendim ve bülbül de efendim Allah ve Resulü'nün aşıklarının efendim mahlası, masrafı ve işaretidir. Dolayısıyla efendim eğer burada özne aşkı ilahi, muhabbeti ilahi Cenab-ı Hakk'a ise efendim aşık hak aşığıdır. Evet Muhammed Mustafa ise sallallahu aleyhi ve sellem
O bülbül Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aşığıdır. Efendim, Efendimiz öyle buyuruyor. Men ra'ani fekad ra'al hak. Kim beni gördü, hakkı gördü buyurmuş. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam olan muhabbet hakkı zatında Allah Celle Celaluhu'ya racidir. Dolayısıyla eğer ki bu aşk-ı ilahi olsun, aşk-ı Muhammedi olsun, ne olursa olsun, eğer efendim bir bu efendim nesneye, objelere bir sevgi ve muhabbet varsa, onlardan gelecek olan efendim eziyete, bela ve musibete elbette ki katlanma aşıklığın şiarından. Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle buyur. Allah'a yemin olsun, kasem olsun ki kim benim getirmiş olduğum bu pak şeriate uymayı nefsine ikna edemez ise efendim mümin olamaz diyor. Yani peygamber sevgisi peygambere itaati gerektirir. Eğer bu itaat eğer senin nefsine bir eziyet, bir har, bir içen olarak battıysa bile o halde madem ki bu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu pak şeriatin nefsime yüklediği bir yüktür. Sen mi inabet anına başımı üzerindir. Madem ki bu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan gelen bir emirdir. O zaman yani bu eziyet, bu meşakkat benim için iştir. Dolayısıyla efendim ben bundan müessir olmam, incinmem ve her halükarda efendim Allah ve Resulüne itaat, inkiyat ederim demek gerekir. Dolayısıyla gül aşığı bülbül hardan incinmez. Nur aşığı pervane nardan incinmez. Yani pervane diye bu ateşin etrafına dönen efendim o kelebeklere, efendim kanatlı böceklere pervane denir. Efendim ve Allah aşkını ifade etmek için Allah aşkına efendim belirtmek için tasavvuf şairleri efendim meşayih ve hak aşıkları pervaneyi sıkça efendim bu ateşin etrafında dönen pervaneyi sıkça dile getirmişler ve sıkça vasfetmişlerdir. Dolayısıyla nur aşığı pervane nardan incinmez. Yani bu ışık aşığı, nur derken ışık, aydınlık efendim nur aşığı yani hak aşığı olan efendim kişi veya o ışığın aşığı olan efendim kelebek gibi, böcek gibi nasıl ki onun etrafında döner onun harareti ve ışığıyla efendim kendinden geçer. En sonunda öyle bir iştiyak oluşur ki ondan sonra o ateşin içine girer, orada yanar ve efendim varlığını onda ifna eder. Dolayısıyla efendim nur aşığı pervane o ışığın etrafında, ateşin etrafında olan o pervane efendim ateşin içinde yok olsa bile efendim ondan şekvacı olmaz, hem ondan şikayetçi olmaz, varlığını o nurun varlığında ikna ettiği halde sesi soluğu çıkmaz ve nardan incir. Aşıklar sever Mevla'yı zardan incinmez. Evet. Aşıklar Mevla'yı sever zardan incinmez. Yani o ustat edememenin veya ustat etmenin güçlüğünün efendim vermiş olduğu efendim tazarrudan, niyazdan, zardan efendim Allah'a ustat etme arzusundan ve bunun saygı gayretinden ve bunun kendisine vermiş olduğu mihnet ve eziyetler incinmez. Zikreder Mevla'yı sevilmek için. Niçin? Allah'ı niye zikrediyoruz? Efendim zikretmiş olduğumuz efendim Mevla'mızı sevmesi, bize karşı sevgi ve muhabbet duymasını temin için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu zikrediyoruz. Burada İbrahim Efendi'nin efendim dediği gibi kişinin dili neyi zikrederse gözü onu görmeyi arz eder, gönlü ona meyleder buyurmuş. Değil mi? Demek ki biz Allah Celle Celaluhu zikredersek
efendim zikrettikçe efendim gözümüz Cenab-ı Hak Celle Celal görmeyi efendim azmeder. Efendim gözümüz görmeyi azmeder, gönlümüz de Cenab-ı Hakk'a meyleder. Yani onun sevgi ve muhabbeti efendim bizde tecelli eder. Demek ki bir efendim bir aşık, bir muhib efendim Allah'ı zikretmek için gece uykularını mahveder. Efendim herkesin yattığı zaman efendim yorgan yatak olur diken. Ne diyor? Seherde gözyaşı döken, yastık yorgan olur diken. Aşkındır boynum büken, ben Muhammed'i arıyorum dediği gibi yastık yorgan onu sıkar. Gece Rabbimin huzuruna çıkacağım diye. Dur Muhammed'in nurunu müşahede edeceğim, Rabbimin nurunu müşahede edeceğim. Huzur edeceğim diye. Pervane gibi ateşin içine girip yok olacağım diye. Efendim bülbül gibi efendim gülü koklayıp gülün dikenlerinin içine dalacağım diye efendim zar eder, feryat eder ve bu sayı ve gayreti, bu azmi ne içindir? Allah Celle Celaluhu'yu sevilmek içindir. Hakiki arifler dövsen darılmaz. Ehli hak olan dövsen sevilmez. Evet. Hakiki arifler dövsen darılmaz. Ehli hal olanı övsen sevilmez. Vasfa layık olmayan cebren övülmez. Bülbül sevmeli arı gülünden için. Yani hakiki arifler, aşıklar dövsen darılmaz. Evet. Rahmetli Yakup Bey bir gün İbrahim Bey Efendi'ni ziyarete gitmiş. Efendim ziyarete gidince efendim artık neden mütre zararı olmuş, neden mütresi olmuş bilmiyoruz da ben eminim demiş. Şimdiki dervişler hem yoruluyor hem darılıyor. Eskiden ne yorulmak vardı ne darılmak vardı demiş. Yani İbrahim Bey Efendi 17 yaşında çocuk. Atıyorum efendim müdüye efendim Çirkeş'e ziyarete gidecek şeylerini. İki günlük yayan, iki günlük yol. Efendim yola çıkacak. Efendim kar, kış, soğuk. Efendim gece bir yerde konaklayacak. Efendim o meşakkati çekecek. Fehmi Efendi yanına gidecek. O da ona şöyle bir höp deyip onu böyle belki de bir azarlayacak. Celalli ya. Efendim İşte Üstü Gülzari'ye gidecek, daha uzak yollar vesaire neyse efendilerini ziyaret edecek. Ondan sonra ziyaret edecek. Efendim o ziyaretin peşinden belki de azar işitecek. Ama o azar ona lütuf ihsan gelecek yani. Evet. Dolayısıyla efendim, hakiki arifler dövsen darılmaz. Şimdi Fatih Efendi tarikatı neyle yürütüyor? Tavlamakla, avlamakla, ben omuz sıvakmakla, gönül almak. Halbuki ne diyor bak, hakiki arifler dövsen darılmaz. Ehli hal olanı övsen sevilmez. Yani hal ehli olan adam, efendim, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile övünürüm, bana seni gerek, seni diyor ya Yunus Emre. Hani onun için, yani bir insanın övülmesiyle yerilmesi onun için müsavi olmadığı müddetçe, burada hadis manası da vardır, onun imanı kemal ermez buyurmuştur. Kamil değil de buyurmuştur. Dolayısıyla ehli hal olan, hal ehli olan, Allah ve Resulüne yakınlık ve kurbiyet tadı içinde olan insanları, onları övsen sevilmez, övsen darılmaz. Ne diyor? Efendim, dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, dermiş gönülsüz gerek. Sen dermiş olamazsın, sen haklı olamazsın dedi. Bir de vasfa layık olmayan cebden övülmez. Yani bir adam hal sahibi değilse, efendim bu evsaf, Ehlullah'ın evsafı üzerinde yoksa, yani onu zorlan övmek onun için onun helakıdır. Peygamber Aleyhisselam öyle buyuruyor. Bir adamı yüzüne karşı övmek onun helakıdır buyuruyor. Dolayısıyla
emri adam vasfına dahil değilse onun cebden övülmez. Yani biz bunu çok gördük yani. Biz edebimizden, erkanımızdan, tarikata olan muhabbetimizden bu vazifeyi aldıktan sonra dolaştığımız yerlerde İbrahimlik Efendi'ne zamanla yakın olmuş, hizmet etmiş insanlara itibat ederdik, ikram ederdik, onları tartif ederdik falan. Sonradan baktık ki bu iltifat ve tatiplerimiz onlara bir lütuf değilmiş, onların belki de helakiymiş. Çünkü adam taşıyamıyor yani o iltifatı. Mesela evine birkaç kere falan uğrasan etrafına benim evime fazla oluyor, ben harika olacağım, şimdi olacağım diye kumarmaya başlıyor falan. Yani dolayısıyla vasfa layık olmayanı cebren övülmez. Yani bir adama layıkı ölçüyle itibar etmek, taşıyabileceği kadar takip etmek onun için bir ikramdır. Onun üzerine çıktığın zaman onun için bir mücazattır ki onu kaldıramayabilir. Bülbül sevmeni harı gülünden için. Bülbül dikeni niye sever? Gülünden için. Yani oradaki muhabbete erişebilmesi için, muhabbetullah'a erişebilmesi için, muhabbeti Resulullah'a erişebilmesi için ondan gelecek eziyetlere, cefalara katlanması gerekir. Ne diyor? Hoştur bana senden gelen. Ya Gonca gül ya da diken. Yahut hilal, yahut keter. Kahrimle hoş tutulmuş. Demek ki har dediği Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan gelen belki imtinalar, imtihanlar, iptilalar, belalar ve musibetler. Mücazatlar da mücazatlar neyse bunlara eğer bir ikram olunduğu zaman bununla fazlaca tefahür etmeyecek, bir mücazat, bir bir sıkıntı geldiği zaman da üzülmeyecek, Allah'ı da Allah için sevecek, ondan kendisine gelecek lütuflar için değil, veya Allah Celle Celaluhu'dan kendisine gelen bela ve musibetleri şekillendirip ondan gücenmeyecek ve Cenab-ı Hakk'a hakiki kulluk yapmaya gayret edecek. وَإِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ Kendisine bir kerem, bir ikram olduğu zaman, bir lütuf olduğu zaman Rabbi erkemen, Rabbim kerem sahibidir. Bir bela musibet geldi ve Rabbi han, Rabbim bana ihanet etti. Niye böyle olmayacaktı? Beni mi buldu falan? Değil mi? Sıkıntı, bir musibet, bir baldan, candan eksikme olduğu zaman ne diyecek, ne demesi lazım? Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz denmesi lazım, demesi lazım. Fakat ne yapar? Rabbim bana ihanet ettiği gibi. Yani o halbuki bela ve sıkıntılar olsa bile ne yapacak? Ne yapacak? Buna katlanacak ve bela ve musibetler gelse dahi bülbül gülü sevmeli, bülbül sevmeli harı gülünden için. Yani ondan gelecek bela ve musibet bile onun için bir sevgi sebebi olması lazımdır gülünde. Dolayısıyla bülbül seher vaktinde gül bahçesine girmiş, bir gül goncasının içine girmiş, böyle onu koklarken hala öterken manalar diyormuş ki yani ya Firak, ya Firak, ya Firak. Hala daha mı kavuşmadım, vuslat etmedim, keşke ona yakınlaşsaydım dermiş. Halbuki seher vakti gül bağının içinde, gül dalının içinde, gülün tam böyle ortasında yine de onun aşkı, iştiyakı daha da ziyadeleşiyor. Böyle bir sevgi olması lazım.
Bülbül zikreder Mevla'yı kendi özünden. Bu kadar zara düşmüş gülün yüzünden. Arif'in cemali anlaşılır kendi sözünden. Derviş olmalı tarikte yol almak için. Demek ki bülbül, bülbülü neye efendim teşbih ediyor? Dervişleri bülbüle teşbih ediyor. Yani efendim, bülbül zikreder Mevla'yı kendi özünden. Yani derviş olanlar Allah'ı özünden, canı gönülden zikreder. Evet. Bu kadar zara düşmüş gülün yüzünden. Yani öyle bir feryat ediyor ki yastık yorgan diken olmuş, geceleri uykuları mahvolmuş, efendim gözyaşı efendim gözünün dibinde yol olmuş, bu kadar bir iştiyak içinde Allah'ı efendim öyle bir zikrediyor ki zara düşmüş, aha düşmüş, ustat ettiği halde, gül bahçesinin içinde olduğu halde, ya Rabbi, ya Rabbi seni istiyorum, seni istiyorum ya. Sen zaten bahçenin içindesin, gülün içindesin, gül dalının içindesin, hala ya Firak, ya Firak diyor. Hala zarı dinmiyor yani. Evet. Arif'in kemali anlaşılır kendi sözünden. Evet. Yiğit belli mezesinden, rahmet yağar çizesinden, çıkar doğru özesinden, akar Ebu Zibar'a yedirmiş inşallah. Demek ki bir kabın içinde ne varsa dışına da o sızar. Kabın içinde bal varsa dışarı bal sızar. Sirke varsa sirke sızar. Dolayısıyla Arif'in içinde de ne var ise, Arif'in gönlünde ne var ise efendim dışarı sızacak da efendim o malzemedir. Yani aşk-ı ilahi var ise, muhabbet-i ilahi var ise efendim dışarı çıkacak malzeme odur. Ve efendim Arif de, Arif'in kemali de anlaşılır kendi sözün. Ne diyor? Efendim, şifa bulucu sözler söyledi, diller durdu, özler söyledi. Hak ilham etti, mücahit söyledi, ilhamsız sözü söylemem gayri. Yani böyledir, ilhamsız sözü söylemez. Gönüle ne ilham olursa onu söyler. Efendim, dolayısıyla böyle olan, böyle söylenen kelam, böyle efendim meclislerde, efendim yapılan sohbetlerde de bu Arif'in kemali sözünden belli oluyor. Derviş olmalı tarikte yol almak için. Yani Allah'a ustak ve yakınlık için, bu meseleleri anlayabilmek, idrak edebilmek için, efendim harı gülünden dolayı sevmek için, efendim bu aşığının pervaneden incinmemesi için, efendim ettiği zarın kendisine zarar vermemesi ve yakınlık kurbiyet haline gelmesi için önce dervişliği iyi bilmesi lazım. Dedik dövene dersiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Sen derviş olamazsın, sen aklı bulamazsın. Ele geleni yersin, dile geleni dersin. Böyle dervişlik dursun, sen derviş olamazsın, sen aklı bulamazsın. Demek ki derviş olmak için dervişliğin şartlarını iyi idrak etmek, iyi bir şekilde yerine getirmek gerekmektedir. Derviş ne demektir? Derp kapı, viş eşik. Farsi bir kelamdır. Efendim, derviş kapının eşiğidir. Kapının eşiği de binanın içidir. Yani binanın içindendir. Dolayısıyla efendim, dergahlara içeri girerken kapının eşiğine basılmaz. O eşik atlanarak içeri girilir. İçin derviş hakkı zatında manen şeyhinin kapısına kafasını böyle koymuş adam demektir. Rabıta nedir diye soruyorlar bazen. Rabıta dervişin kafasını şeyhinin kapısının eşiğine koymasına. Devamlı rabıta. Devamlı kafası o eşikte. Devamlı hazır. Devamlı için. Çünkü efendim ne diyor efendim gösterdi cemali aynada bana diyor değil mi efendim yani sen cemali Allah'a yakınlık ve kurbiyeti nerede bulacaksın? Mürşidinin gönlünde bulacaksın. Mürşidini nerede bulacaksın? Mürşidin bulunduğu dergahta bulacaksın. Hak dergahında bulacaksın. Bunun için ne olacaksın? Derviş olacaksın.
derviş olabilmek için kapının eşiği olacaksın, kafanı kapının eşiğine koyacaksın. Sürekli bir şekilde. Her halde, her hizmette, her durumda Efendinin ruhaniyetiyle beraber olmaya saygı gayret edeceksin. Meşayih hanım annem diyor ki, efendim şu efendim emaneti bizim oğlana versene diyor. Ya bizim oğlan bunu hak etmiyor. Ya versene. Ah peki diyor, gece nısfını ev. Ahmet uyuyor yatakta, uyuyor. Birçok menakipte yer almıştır. Ben Yunus'un ismini kullanayım. Oradan efendim, Yunus deyince Emre Şeyh'in diyor. Devenin fizzandı adam, neredeyse işte. Çünkü kapı eşikte, devamlı bir rabıta. Yani Emre Şeyh'im diyor yani, devamlı efendim hak ile beraber. Dervişlik böyle bir şey. Yani öyle derviş olmak kolay değil. Dervişim demek kolay, derviş olmak kolay değil. Candan geçmeyince candan yok. Böyle. Kimse incinmez Arif'in tozundan. Derviş zikreder kendi özünden, bin istiğfar etmeli sofi azından, 10.000 tevhid okumalı hal almak için. Bir gün İbrahim Efendi bir eve misafir olmuş. Efendim, o evde de bir Rıfai dervişini deviymiş. Efendim gece nısfın değildi, işte sen vaktin, yani sabah namazından bir saat önce, neyse kalkmışlar, dermişler 3-5 kişi. Evin sahibi de kalkmış, onlarla beraber teheccüdleri kılmışlar, tarikat namazlarını kılmışlar. Efendiler oturmuş huzura, derslerini tamamlarken, efendim bir de bakmış ki ev sahibi içeri gitmiş. Efendim de gönlünden geçmiş, herhalde misafiriz, bize mutfaktan süt ısıtacak, getirecek, babadası bu. Ondan sonra efendim neyse beklemiş. Bunlar derslerini çekiyorlar tabi. O menzülü unutmuşlar. Adam sabah ezanı okunduktan sonra çıkmış, tekrar gelmiş. Efendim sormuş. Ya ne oldu? Nereye gittin? Ne oldu? Ben demiş efendim bizim dersimiz 10-15 dakika sürüyor demiş. Ondan sonra ben yani gittim yatmaya, namaza geldim falan deyince, lan siz bu kafayla 500 sene uğraşsanız Allah'a ruhsat edemezsiniz demiş. Ondan 5 dakikayla da olur mu demiş. Demek ki ne diyor? Kimse incinmez Arif'in tozundan. Yani. Diyor ya, ne kimseden incin ne eli incit. Cenab-ı Hak ne görüyor? Ey benim kullarım, ben sizi gönül yapmaya gönderdim, gönül yıkmaya göndermedim. Bazı Hacı Baba bazen, gerçi onun sertliği bile yumuşak, o yaşı geçtikten, devirdikten sonra böyle konuşuyor. Fatih Efendi, ben de herkesin ayıbını söyledim. Ben diyorum, yahu söyleyemezsin, öyle bir irşat yok. Eyvallah buyuruyor ki, ben bir dervişimin ayıbını gidermek için 15-20 sene beklediğimi bilirim. O anda söylesen adam parlayıp gidecek. Zaten bir bahane arıyor falan. Demek ki gide gele bir dergaha gittin. Geldin bizim dergaha da gel. Efendi ya bu efendi hiç bunlara ders vermiyor mu? Hiçbir şey ayıplarını söylemiyor mu? Noksanlı falan öyle demek kolay. İnsanları buraya toplamak zor. Öğretmek kolay. Ben isterseniz deneyelim. Efendim ikinci haftada bizim Uşaki Tekkesi'nde bu derslette bir tane adam kalmaz. Eğer kırmaya dökmeye kalksa iş, efendim hani dedi ya, hakiki arifler dövsen darılmaz. Hani hakiki arif nerede? Hakiki derviş nerede yani? İki günde kurur diye kaçar gider. Peki kaçar giderse kim zarar eder? Mürşide bir şey olmaz. Kendi zarar eder ama mürşidin merhameti buna müsaade etmez. O yüzden efendim eğer bir insan arif ise, arif-i billah ise efendim ne yapar? Örtücü olur. Ayıpları örter, noksanları örter. Efendim, vaktini bekler. Efendim, ona göre irşadını ona göre yapar. Evet. Kimse incinmez Arif'in tozundan. Arif'in, mürşidin, mürşid-i kamil tozundan kimse incinmez.
Kalleş bahçesinde konca fil olmaz, Adif ile yola çıkan yorulmaz. İki kişi gördüm hatta kul olmaz, biri mağdur, biri kibir, olmalı değil. Demek ki Arif ile yola çıkan efendim yorulmaz, incinmez, kovulmaz. Efendim o tedricen zaman içinde yavaş yavaş adım adım ileri ruh, 3-5 adım içeri ruh, 18 bin alemi gördüm bir daha içinde diyen Hüseyin gibi yavaş yavaş efendim terakki eder, tekamül eder ve bu dermişlik yolunu kat eder. Dolayısıyla Arif'in tozundan kimse efendim kocunmaz, incinmez. Dervişlik de der kendi özünden. Bin istiğfar etmeli Sofi Azim'den. Yani bin en azından burada bir bin tane istiğfar etmeli diye efendim burada bir işaret veriyor. Yani böyle 10.000 tevhid okumalı hal almak için. Hal nedir? Evet. Yani Mustafa Kamber Efendi Ankara'ya gelmiş. Seyyid Necat dedemiz de efendim halifelerini, ileri gel ihvanını yayan toplamış Balışık'tan Ankara'ya geldi. Efendim Ankara'da efendim soruyor efendim diyor ki hangi esmanısınız? Kayyum, Ahad, Ahab, Cem, neyse. Efendim böyle duruyor diyor ki biz dervişin esmasına bakmayız. Biz dervişten hal isteriz, hal isteriz. Hal ne demek? Bulunduğun esmanın haliyle hallenmek. Birincisi bu. İkincisini daha önce söyledim. Yani efendim nefs-i mülhime, nefs-i mutmainne. Efendim nefs-i mutmainnenin karşılığı nedir? Hak esmasıdır. Bu kapıyı atın ya. Nefs-i emmarenin karşılığı hak esmasıdır. Efendim nefs-i mutmainnenin karşılığı hak esmasıdır. Efendim mutmainne nedir? Efendim hulki melekidir. Efendim kanaat, şecaat, efendim tevazu, sahabet, kişinin üzerinde bu haller bulunacak. Efendim raziye hay esmasının karşılığı raziyedir. Efendim kul Allah'tan razı olacak. Yani bu efendim dövsen darılmayacak, ölsen sevinmeyecek. Efendim hardan incinmeyecek, nardan gücenmeyecek. Zardan efendim kaçmayacak. Yani canına cömert olacak. İşte bu haller efendim o insanda bulunacak. Merziye nedir? Efendim Allah kulundan razı. Cenab-ı Hak iptilalar gönderdi, belalar gönderdi. Efendim o gülün dikeni onu böyle paramparça etti, parçaladı. Her tarafını yıktı, yardı. Herif hiç tınmadı. Yine sabit kadem. Bela ve musibetlere karşı en ufak şikayeti yok. Kul efendim geliyor, efendim akşama kadar dermiş dinliyoruz. Adam kahkar bilmem ne şu bu esmalarından. Efendim hanımını şikayet eder, çocuğunu şikayet eder, işini şikayet eder. Aslında hanımını, çoluğunu, işini şikayet etmiyor. Allah'ı şikayet ediyor, haber yok. Allah'ı şikayet ediyor. Yani takdire razı olmuyor. Efendim şöyle oldu, böyle oldu, dua etti geçsin. Şöyle oldu, böyle oldu, dua etti gitsin. Ya belki senin için o bela ve iktidarda bir rahmet vardır. Ne diyor? Derdim bana derman imiş. Bana derdim gerek derdim. Aşık çeşmi yanmak imiş. Bana derdim gerek derdim. Size vasiyetim, dermişlere de vasiyetim. Bir adam isterse havada uçsun, isterse böyle büyük kerametler sahibi olsun. Eğer hani konuşması kendini gizlemek veya efendim kendini noksan göstermek değilse, eğer halini ve ahvalini, durumunu konuşmalarında şikayet ediyorsa efendim o adamda iş yok. Çünkü Allah'a şikayet ediyor. Kimi kime şikayet ediyorsun? Kimden razı değilsin? Dolayısıyla bizler de konuşmalarımıza derviş olarak dikkat edeceğiz. Öyle bir laf vardır ki bir anda kişi Allah'a ruhsat etti. Öyle bir laf vardır ki bir anda kişi gözden düşürür. Eyvullah'ın en kıvvesi bunlarla buluyor. Hasan Basri rahmetullahi aleyh diyor ki bir kere elhamdülillah dedim, 20 senedir istiğfar ediyorum. Çarşı pazar yanıyormuş,
Efendim, çarşı pazar yandı, senin dükkan yerinde duruyor, elhamdülillah demiş. Sonra da düşünmüş, ya tüpletin malı mülkü gitti yani ben. Neyim elhamdülillah diyorum, tövbe istiğfar, 20 senedir bunu affettim yola çıkıyor. Efendim, birisi de efendim, Bayezid-i Bestami Hazretleri de, efendim, süt içtim, karnım ağrıdı. İçtim karnım ağrıdı. Cenab-ı Hak hitap ediyor. Ya Beyazıt, ben miydim karnım ağrıdan, süt müydü karnım ağrıdan? Ben şu kadar seni istiğfar ediyorum, hala utanıyorum. Ama biz utanmaz adamız. Ahir zaman derdi işte. Evet. Dili tesbih eder, elinde günah. Masiyet işler de olmak ister şah. Mücahit son nefeste demesen vah. Tevbe et günahına rızası için. Ha işte efendim ahir zaman gelmişini tarif ediyor efendim. Dili tesbih eder elinde günah. Elinde de günah, dilinde de günah, halinde de günah. Her halimiz var. Eyvah eyvah. Masiyet işler de olmak ister şart. Günaha da var. Masiyete gider. Efendim, her türlü haram fütursuzca işler. İşlenen meclislere girer. İşleyen adamlarla oturur, kalkar. Velhasıl sen bunu efendim al duvara vur öbür duvara. Mücahit son nefeste demesen var. Eğer böyle yaparsan efendim, hani diyor ya, Ahmet Arif'a Hazretleri diyor ki, çoluğunuza, çocuğunuza bizim sevgimizden önce mezhep imamlarınızın sevgisini aşılayın. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Hanbel. Önce bunların sevgisini aşılayın. Onların vermiş olduğu öğretiyi hayatınıza geçirin. Ha ne diyor? Şeriattir cümle işlerin başı, şeriatsız tarikat, şeytan işi. Tarikat ehlinde yoksa şeriat, onun şeytan yoldan mutlak. Siz önce çoluk çocuğunuza şeriatı öğretin. Şeriat imamlarının sevgisini onlara aşılayın. Ondan sonra bizim sevgimiz onlara yeter. Eğer böyle yapmazsanız umarız ki siz bizden utanırsınız, biz de sizden utanırız diyor tarikat. Hasan Hüsamet Uşaki Hazretleri'ne hepimiz üstü zannediyoruz. Hasan Hüsamet Uşak Hazretleri hangi dervişine himmet edecek? Şeriatı uyan dervişine. Şeriatten uzaklaşan, haddan huduttan uzaklaşan dervişinden utanacak. Belki de mahşer yeni başına örneği. Dolayısıyla dili tesbih eder elinde günah dervişinde. Masiyet işlerde olmak ister şah. Mücahit son nefeste demesen var. Böyle adamlar son nefeste eyvah eyvah diye efendim feryat edecek. Tevbe et günahına rızası için. Yani tevbe et, efendim Allah'a dön, masiyet ve günahtan vazgeç ki onun rızasını kazanabilesin diyor. Efendim büyüğümüz, büyüğümüz İbrahim Bey efendim. Allah onlar razı olsun. Efendim bu sözlerine bizlere çirkeç olsun. Efendim Cenab-ı Hak yardımımız olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah.